Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ve ala. Evet şu ara suresi 69. ayete geldik. Bu ayetlerde Hazreti İbrahim'in kavmiyle olan kıssasından bahsedecek Yüce Rabbimiz. Vethul aleyhim nebe'e İbrahim. Ya Muhammed onlara yani kime? Ala müşriki Kureyş, Kureyş'in müşriklerine. Oku. Tilavet et. Ney? Nebe İbrahim. Yani haberahu. O büyük haberini. Nebe aslında önemli. Büyük işlere nebe denir. Amma yetesaeluna anil nebeil azim. Nebeil azim. Evet. Çünkü Hz İbrahim Aleyhisselam yani kavmiyle, Nemruz'dan büyük bir mücadele vermişti. İzgale li ebihi ve kavmihi. Hani bir zamanlar babasına ve kavmine şöyle demişti. Kavmihi yani kavmi İbrahim. Demek ki bu zamir İbrahim'e döner. Ev kavmil ebi ya da hi ebe döner. Yani babasının e, kavmine. Ma ta'budun yani eyye şeyin ta'budun hangi şeye tapıyorsunuz? Yani sizin taptığınız şey nedir yani? Yani burada bir tevbih vardır. Bu istifam de ki zaten söyleyecek. Ve İbrahim Aleyhisselam ya'lem ennehum abadatul eslam onlar biliyordu ki o kavmi putlara tapıcılardır. Onlara kulluk ediyorlar. Ama velakin nevse'elehum Niçin sordu peki ma ta'budun? Liyuriyehum. Onlara göstersin. Neyi göstersin bunu? Enne ma ya'budunehu. Evet. Taptıkları şey. bi müstahakin lil ibadeti ibadete mustahak değildir. İbadete mustahak olan yüce Allah'tır. Kalu dediler ki na'budu estamen fenazellu leha akifin. Ayet böyle diyor. Biz diyor putlara tapıyoruz ve bunlara tapmakta da devam edeceğiz yani. Ayrılmayacağız bunlara tapmaktan. Şimdi normalde ma tabudu neye tapıyorsunuz? Hangi şeye tapıyorsunuz? Estağmen demeler gerekirdi. Ne'budu niye burada ziyada ettiği şey onu söyleyecek. Ve ve cevabu ma ta'buduna esnamen ke ve yes'aluna ke yunfikun efendim kulil af bak burada kul yunfikuna el af yunfikuna getirmedi bak bunun gibi normalde af getirmesi gerekirdi. Maza kala rabbukum kalu kala demedi. Kala rabbukum el hak demedi yani. Yani niye bunun bu ayetler olduğu gibi direkt esnamen getirseydi bu nabudu getirmesi onu şey yapıyor, tevcih ediyor. Niçin? efendim esnamendir liyennehum su'alun anil mabudi. Çünkü Hazreti Ben diyor, neye tapıyorsunuz? Hangi şeye tapıyorsunuz? Taptığınız şey, şey mabud kimdir? i̇badeti yani, sormuyor. La anil ibadeti ibadetten sonra mabuttan sonra o zaman eslaman getirmesi gerekirdi. E peki nabudu niye ziyade etti? Yüce Rabbimiz ve innama yani ayette öyle Hazreti İbrahim'in kavmin için nabudu getirdi ve innama zadu o Hazreti İbrahim'in kavmi nabudu bunu ziyade ettiler fil cevabi Yani biz bak putlara ibadet ediyoruz bak. Bir övünme var. Ve mubahaten bir ibadeti aynı manadır iftihara ve mubahaten bir ibadeti ha o putlara ibadet etmek ee, ne yapıyor etmekten böyle bir övünme böyle bir ne yapmak böyle fakir var. Waliza atafu ala nabudu fanazalu işte bak fanazalu akifi buna da devam edeceğiz o putlara tapmaya da devam edeceğiz. Yani fanuqimu bu zelle ikamet manasındadır. Fanuqimu ala ibadet ya tuğlan yani gün boyunca biz buna bunlara tapacağız. E peki ve inem akalu fenezellu. İki niye fenezellu dedi? Liyenem kanu ya'buduna bin nahar. Çünkü zelle gündüz için kullanılıyor. Dûlen dûnen leyli. Çünkü onlar gündüz tapıyorlar, gece değil. Ev ma'ana ev devam. Ed devam. Bu da bu görüş daha isabetlidir. Yani biz hiç bu putlara tapmaktan ister gece olsun ister gündüz olsun bu putlara tapmaktan geri durmayacağız. Kale İbrahim. Ey İbrahim. Hel yesme'ûnekum. Sizi istiyorlar mı? Baksa sizi istiyorlar. Ne demek? Sizi istiyorlar? Yani sizin sesinizi, duanızı istiyorlar. O manada. E, hel yesmanı dua akum. Dua Burada bu dua mahsuftur. Ala hasil mudaf. Evet. Çünkü dualar iştirir. Kişinin kendisi iştirmez. Fahuzve li delalati istedun aleyhi. Li delalati istedun aleyhi. Bu mudafa ne yapıyor? Delalet ediyor. Yani alal mudaf ala ala, ala eh mahsufi mudaf yani ma, ma, mahsuf mudafa dalar diyor Abi anfa'unakum in abadtu muha yani siz ona ibadet ederseniz o putlara size fayda verirler mi Abi ya duruna interaktum ibadataha ya da siz onlara ibadeti terk ettiğinizse bir zarar verebiliyorlar mı Qaalu diler ki bel bu bel idrattır Ey la tasma'u ve la tenfa'u ve la tadurru. O putlarına işitir, ne fayda verir, ne zarar verir. Ve abuduha li şey min zalike. Biz bunlardan bunlar için tapmıyoruz. Ama velakin vecedna aba'ana kezal kefalun. Baktı ki bizim atalarımız böyle yapıyor. Fakalladnahum biz onları taklit ediyoruz. Bunun üzerine Hazreti İbrahim şöyle dedi. Kale efara'aytum yani bana söyleyin gördünüz mü makuntum taptığınız şeyleri gördünüz mü? Entum abakum alaktam siz ve önceki أطلرنس الأولون أقدم الأول يعني فإنهم يعني فإن الإصامة عدو لي يعني بنم دشمان لرمدر يعني بنا دشمان دلار فإنهم عدو إنهم جم جلدي بني أبو عدو مفرد جلدي العدو والصديق يجي أنا في معنى الوحدة والجماعة يعني هم مفرد هم ده جماعة شغل تشين جلر يعني O yüzden burada adun dedi Yani لو عبدتم لكانوا أعداء لي يوم Evet. لو عبدتهم Evet diyor ki e, İbrahim Aleyhisselam ben onlara taparsam bana kıyamet gününde düşman olacaklar. Ke kavlihi bak seyekfuna bi ibadetim o putlar ve yekununa aleyhim dudda yani onlara düşman olacak. Dıdda yani muhalefet. Düşman. Ve kalel ferra "Min minel meklubi Bak fe li. Diyor orada kalp vardır aslında. Nedir ey? Fe inni aduvun lehum. O manada. Ben onlara düşmanım. De ki onlar bana düşmanım. Ben onlara düşmanım. Burada kalp vardır. Kalp ve balagata bir sanattır yani. Ve fi kavlihi aduvun li. Dune Bak dedi. Aduvun li. Bana düşman, Se değil. Dune lekum. Ziyadete nushin. Ve fi kavlihi ziyadete nushin. Okuyacağız. Evet. Ziyade bir nasihat vardır. Niçin li yekuna ed'a ila kabul? Kabule dağın olsun, şayan olsun. E velau qala fe innem lekum, yani siz düşmandır desedi lem yekun bi tilkel bu menzilede bu e, makam mertebede olmaz yani. Hani Yasin suresinde de bu geçmişti. Hani ki, bak, diyor ki ve mali alla a'budul lezi fatarani bak ki bana ne oldu ki ben ibadet etmem. Aslında maksat nedir? Yani siz niye ibadet etmiyorsunuz? Ama o karşı tarafı ne yapsın böyle harekete geçirsin. Onlara daha ziyade nasihat olsun diye diyor ki ben niye ibadet etmeyeyim yüce Allah'a? Bu da onun gibidir yani. Fe innahum adul illa Rabbel alamin. İstisna ve bu. Çünkü Rabbel alamin putlar <laughs> ayrı, Rabbil alamin ayrıdır. Haşa. Diyen lem yüce Allah lem yedhul tahta ada. Yani müstasna müstasna min cinsinden değil o zaman mukate oldu. Yani o lakin Rabbel alamin هو صديقي يعني هذا ولي الذي او رب العالمين خلقني بالتكوين في القرار المكين sağlam bir yerde ne yaptı beni yaratmak suretiyle vücut vücuda getirdi yani o karar emekin de ana rahmidir demek ki tekvin bir Bu tekvin hani bu itikatta akayette bir şey vardır. Tekvin sıfatı var mıdır yok mudur? O yüzden bir tekvin dedi. Tava yehdin beni ne yapıyor? Hidayet ediyor. Nere? Limena dünya menfaat yani. Ve li din hem dini hem de dünyevi maslahatlar menfaatlara beni ne yapıyor? Ulaştırıyor. E peki bu fevayyehdin. Halbuki Hazreti İbrahim Aleyhisselam hidayet bulmuştu zaten. Yani beni çünkü muzari istikbali yehdin bak. Bana hidayet edecek. Yani halbuki hidayet üzerindedir. Onun şimdi diye açıklıyor. Ve istikbal fi yehdin ma'a inayeti. Yani önceden bir inayet geçmiş. Hazreti İbrahim hakkında yüz Allah irade. Burada inat irade geçmiş. Yani onun hidayetine dair bir irade geçmiş. Allah ona hidayet vermiş hani. Wal istikbal fi yehdin ma'a inayeti. Yani o yahtemil yehdini hidayet edecek, ulaşacak lil daha önemli, daha üstün şeylere. Tam her ne kadar ben hidayet buldumsa o hidayetin daha üstünü, daha önemli olanları var yani. Ve temil ekmel en üstün, en tamam, en kamil. Peki evillezi halakani ya da Allah beni yarattı li esbabi hizmetihi Allah beni hizmetinin e, esbabları için yarattı hizmetine sebep olacak şeyler için yarattığı e fe ve yehdini ila adabi hulletihi demek ki hizmet için yarattı. Demek ki bir hidayet var. Ama bir de onun o hidayetin dostuğa e, dostluğa götüren bir şey var. Adaplar vardı işte. De, ona beni ulaştıracak. ila adabi hulletihi. Hullet dostluğun edeplerine. Çünkü bazen Allah-u Teala birisini hidayet eder ama o dostluğun edebine riayet etmez, o hidayeti biraz yarım yamalak olur yani. Fava yani tam kamil böyle dostluğuna götürecek edeplere beni ulaştıracak. Vallahi huwa o Allah ki yutaymoni beni yediriyor. Edafel itama ila wali il inam nimetin sahibi ki yüce Allah'tır. Vallahi huwa yutaymoni bak Allah'a yedirme ona nispet ettiği o Allah beni ne yapıyor? Yediriyor. لِأَنَّ رُكُونَ اِلَى الْاَسْبَابِ عَادَتُ الْاَنْعَامِ Çünkü e, sebeplere böyle meyletmek, o rızık konusunda sebeplere işte dur yağmur yağ yağdı ondan ondan dolayı Allah biz yemek yedik. Halbuki öyle değil. Gerçek manada yağmur yağdıran da bitki bitiren de meyve bitiren de Allah'tır yani. Biz doyuran Allah'tır sonuçta. Ödürü hayvanlardır yani. Hayvanlar sebeplere bakar. O sebepleri yaratan Allah'ı düşünmezler yani. Ve يسقين. قال ابن عطاء: هو الذي يحييني بطعامه ويوريني بشرابه. Allah ki e, ne yapıyor? Beni yedirme suretiyle hayat veriyor ve e, içirme suretiyle beni ne yapıyor? E, kandırıyor Suya böyle e, ne yapıyor? Kanıyorum yani. Tabu bu İmam Nesafî'de genelde Sülemi'den alıyor. Bak Sülemi'nin tefsiri burada. Bakalım Sülemi ne demiş orada. Yut'imuni. Evet, evet. Bakala İbn Ata rahimallah. bak Sülemi'nin tefsiri bak İbn Ata'dan naklediyor. Nedir İbn Ata? Huvellezî Bak burada yürebbini. Beni terbiyedir bir taamihi yemekten ve yuhini bir şarabihi içme içirmesiyle de bana ne yapıyor? Hayat veriyor. Yuhini. Ee, şurada nesefiden asıldı ibaresi. Velaz yuhini bir taamihi ve yurvini. Bak ki farklı ibareler. Evet. Ve izâ merittu hastalandığımda fe Sadece bana şifa verecek yüce Allah'tır. Bak ve inâme lem yekul emrâdeni. Bak burada yut'imuni. Bak burada it'amı Allah'a nispet etti. Burada diyor ben hastalandığımda. Demedi Allah beni hastalandırdığında niçin böyle dedi Hz. İbrahim? Liyennehu kasede zikre bir lisanı şükri şükür lisanıyla zikiri kastetti. Yani Allah-u ne yapıyor burada? E, zikretmek suretilen e, ne yapıyor? Şükrediyor. Evet. O yüzden şükür makamı, zikir makamı e, Allah'ı övgü makamıdır. O yüzden merittu yani ben hastalandım da. Ve iza emre dese sanki bu bir ne oluyor? E, bir şükür gibi olmuyor. Hastalandırdı beni. Ve iza merittu. Baflam yudif ilehi ma daira. Evet. Allah Teala'ya yani e, böyle e, dairen böyle zulmü haşa gerektirecek bir şey izafe etmedi. Haşa Allah beni hastalandırır sanki bana zulmetti gibi. Haşa öyle bir şey yok yani. O yüzden e, dedi yani. Çünkü burada makam şükür, zikir makamıdır. İbn-i demiş? Ve izah bir rü'yetil halki mahlukatı görmekte hastalandığında yani mahlukatı görüyorum, Allah'tan gafil kalıyorum. Böyle hastalanıyorum. Kalbim hasta oluyor. Fava yeşfini bi müşahadetil hakkı. Allah Teala'nın müşahadesiyle, müşahade hani bana kendini göstermesiyle bana şifa veriyor yani. Gönlüme şifa veriyor. Es sadık yani Caferi sadık. Ve izâ merittu bi rüyetil ef'al fava yeşfini bi keşfi minnetil iftal. Yani fiillerimi görmek suretiyle hastalandığında hani ucub hastalığına tutulduğunda hani kendimi beğenme fiillerimi, fiillerime yaptığım işlere bakarak kendimi beğenme hastalığına tutulduğumda o e, bana ihsan minnetini keşfetmekten şifa veriyor. Yani onu unutuyorum. Demek ki o fiilleri bana ihsan eden Yüce Allah'tır ve böylece şifa buluyorum. Yani kendimi kendime bir pay, nefsime bir pay biçmiyorum diyor. Süremeye gene bakalım. Kale İbn Ataba buradaki gene ibaresi biraz değişiktir İbn Ata'nın. İz amelittu bi rü'yetil yani Allah'tan başkalarını görmek suretiyle hastalandığında fe فإن, in evet. Fe inne şifai benim şifam er rucu ila müşahadetil cebbari. Demek ki cebbar olan Allah'ı görmeye dönüşüm bana şifa veriyor. Yani Baş, mahlukatı görüyorum, Allah'tan başka her şeyi gördüğüm zaman kalbim ne oluyor? Böyle hastalanıyor. Ama Cenab-ı Allah'ın eserlerini, azametini müşahede ettiğim zaman şifayı buluyorum. Gönlüm rahatlıyor. Ve kala Cafer. Cafer yani sadık yani. Cafer-i sadık. Ne diyor? İza merittü bir ef'ali. Bak diyor ef'ali. Yaptığım fiillerimi gör, gördüğüm, görmek suretiyle hastalandığımda ve ahvallarımı görmek suretiyle hastalımda şefani bana şifa verir neylen bizezkaril fadli vel keremi evet bana e, yani e, ihsan ve kerem e, ettiğini hatırlama suretiyle e, şifa veriyor. Bazıları de tabi aynı hemen hemen hepsi aynı mana ifade ediyor. Kala bazen izâ meritu bi semâil mekruhi böyle mekruh şeyler işitmekle hasal olunca böyle ben kötü sözler fahiş, fuhuş böyle sözleri işittiğimde hasalandığında fe ve yeşfini bi zikrihi yani o Allah'ın zikriyle şifa buluyorum. Allah'ın zikretmekle ne yapıyorum? Şifayı buluyorum. Allah ne güzel manalar. Vellezi yumituni sümme yuhiyin o Allah ki o Allah ki beni öldüren sonra kıyamet günde de diriltendir. Velem yekul tu bak demedi velzi yani yani izamittu yani öldüğümde yumituni beni öldürdüğünde ne demek yani bak burada ince bir mana var. Beni öldürdüğünde ne demek beni öldürüyor yani beni öldürdüğü zaman bu fani dünyadan çıkarmış oluyor böyle ebedi e, hayata beni ne yapıyor e, göndermiş oluyor bak. لِأَنَّهُ الْخُرُجُ مِنْ حَبْسِ الْبَلَاءِ وَدَارِ الْفَنَاءِ اِلَى رَوْضِ الْبَقَاءِ لِوَعْدِ Allah Teala kendisini görme, kavuşma vaadin için efendim beni bu dünyanın hapishanesinden bu fena yurdundan çıkarıyor. O beka bahçelerine yani cennetin bahçelerine beni ne yapıyor? Gönderiyor. Evet. Bu da bir nimet yani. Bu öldürme de bir nimettir. Allah Teala beni öldürme suretiyle bu fani dünyadan beni ebedi aleme e, naklediyor ki ben onun yüce Allah'la görüşeyim, onu göreyim. Bak getirdi bura. Ve edhele sümme fil ihya'i. Bak yuhiyin. Bir terâhi anil ifna'i. Evet. Çünkü yumitunî yani öldürmeden, ifna yani öldürmeden sonradır. Yani insan, Allah'tan insanı öldürür, sonra diriltir yani. O yüzden sümme getirmiş. Ve edhele fâ fil hiddeti ve şifâi. Bak ve de sümme demedi feve yeşfin yehdin orada da fa getirdi li ennehuma yaqubanil halqa vel marada evet çünkü hidayet ve şifa e, yarat, yaratıldıktan sonra da insan Allah Teala yaratır sonra hidayet verir Allah Teala hastalık, hastalık verir sonra şifa verir la ma'an ma'an ki beraber yani hep beraber olmaz yani Evet şunu da okuyalım. Vallazi etma'u en yaghfir li khati'ati yawm O Allah ki günahlarımı kıyamet gününde bağışlamasını umdumdur. Diyecek ki tama'ul abidi fil mawali bil iftal la ala al sual. Diyor kulların burada abid kölelerin efendilerinden tema'ı ne tema'dır? İftalınadır, ihsanınadır yani. Allah'ın ikramınadır ümitleri. La ala istiqaq bir sual değil ki istemekten o iftala müstahak oluyorlar. O manada değil yani. En yagfire li hatiyeti huve kavlu inni Yani hatiyeti diyor ben günahlarımı affetmesini umuyorum. Ya Allah Hazreti ben günahı hangisidir? Diyor ki inni sakin. Safata geçmiş yani ben hastayım. Fenazara nazat fi nucum feqale inni saqim baktı ben hastalandım dedi hastayım sanki haşa o hastalığı yıldızlara nispet etti o değil diyecek ki burada hepsi e, tariz var burada Evet bel faalu kebirun bak burada da aynısı onlar büyük kırdı diyor halbuki kendi kırmıştı Haza rabbi lil bazigi yani doğan mesela aya güneşe ne demişti Haza rabbi demişti Ya uhti lisara Hani bu Fir'an yanında demiş ki, bu kimdir? Demiş ki e, kız kardeşimdir. Tam bu kısaları vardır. Ve ma hiye illa ma'aridu caizetun. Yani bu üstü kapalı sözlerden bu belagat içerir bunlar. Caizdir yani bunlarda bir sıkıntı yok. Ve leyse bi hataya yutlabu lehel istiğfar. Kendisi için istiğfar talep edilen hatalar değildir yani. Yani istiğfarı getiren, gerektiren hatalar değil bunlar. E peki ve istiğfarul Peki niçin istifade ediyorlar? Tevadu minhu li rabblana karşı bir tevazudur yani. Ve hadmu li enfuz ne yapmak böyle e, küçük görmek yani Allah'ın karşısında. Yani biz kimiz yani? Bir de ve ta'limu lil umemi fi talibil mağfireti. talep etmede ümmetlerine bu ne yapmak? E, talim ettirmek, öğretmek yani. Güzel Rabbim cümle günahlarımızı affeylesin. آمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين